kaçıncı ya? Bu kaçıncı? Her hafta başka bir problem. Eşkıya mısın oğlum sen? Neden arkadaşınla kavga ediyorsun? Şule, tamam. Şimdi sırası değil. Eve gidince konuşuruz. Sen hep konuşuyorsun Ali Kemal. Keşke birazcık anlasa. Adayı rahatsız ediyordu hep. Saçını çekti. Ağladı adam. Sana ne oğlum? Sana ne? Şule! Ne? Ali Kemal, hep sen şımartıyorsun bu çocuğu. Bakalım daha başımıza neler gelecek. Ali Kemal. Ali Kemal. Şule, lütfen arabaya bin, ben geliyorum. Ali Kemal, ne oluyor sana? Şule, arabaya bin. Bu tavırlarını anlamıyorum. Ben çocuğumla konuşamayacak mıyım? Gel, sen konuşmuyorsun ki. Sen bağırıyorsun çocuğu, azarlıyorsun. Ne diyeyim? Aferin mi diyeyim? Arkadaşını çok güzel dövmüşsün, bir daha mı döv diyeyim? Ya hiçbir şey deme, sadece dinle. Bir kere de ne oldu oğlum de. Anlat de, otur ve dinle. Böyle miydi bizim oğlumuz? He? Böyle miydi Efe? Bunların hiçbiri benim suçum değil. Onu bu hale siz getirdiniz. Ali Kemal, sadece kardeşi oldu, dünyanın sonu gelmedi. Ama yok. Efe kıskanmasın, Efe üzülmesin. Annenle sen de etrafında dön dön pervane oldunuz. Sonuçları gördük. Etrafındayız çünkü sen yoksun. Annesi yok. Senin açtığın boşluğu doldurmaya çalışıyoruz biz. Şule, Burak doğduğundan beri Efe ile ilgilenmiyorsun. Duymuyorsun çocuğu, görmüyorsun. Çocuk senin ilgini çekebilmek için çırpınıyor. Korkuyor çocuk. Onu artık sevmediğini düşünüyor. Ben yetemiyorum. Bütün suç benim. Ben kötü anneyim. Tamam. Şule. Ben sana kötü annesin demiyorum. Bak ben... Ben gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Öğretmeni duydun. Bunlar Efe'nin yardım çığlıkları dedi kızım. Bizden yardım istiyor. Ali Kemal. Bir de benim yardım çığlıklarımı duysun lütfen. Bak. Ben biraz araştırdım. Doğum sonrası depresyonu falan diyorlar. Çok sık karşılaşılan bir durummuş. Yani oluyormuş, olabiliyormuş böyle şeyler. Bak. Bu doktor önerdiler. İstersen ara bir randevu ala. Delirdin sen diyorsun. Şule, yanlış anlıyorsun beni. Şule! Şule! Efe, ne yapıyorsun? Senin için. Özür dilerim anne. Tamam, gerek yok. Hadi çık dışarı, kardeşin uyanacak. Seni bir daha üzmeyeceğim. Söz. Affettin mi beni? Efe, tamam, çık dedim. Anne. Efe, çık dışarı. Al işte, kardeşin uyandı. Tamam, ver çiçeği, aldım.
Rahatladın mı? Şimdi çık dışarı. Ben sustum ki ona. Burak, bak. Burak, bak, dinle. Ne yapıyorsun? Yapma. Bak, görsün şimdi, susacak. Çok seviyor bu oyuncağı. Bak. Yeter. Çık dışarı. Efe, çık dışarı. Anlamıyor musun sen? Çık dışarı. Allah aşkına yine ne oldu ya? Şule'nin sesi de bahçeden geliyor anne. Bağırma oğlum, bağırma, bağırma. Duyacak şimdi kız. Loğusa oğlum, Loğusa. Kolay mı zannediyorsun sen Loğusalığı? Sabredeceğiz. Hah. Paşam. Aslan parçası, gel bakayım amcana. Efe. Ya anne baksana yine üzmüş çocuğu. Murat, oğlum sen karışma. Karışma sen. Kız iyileşmeye çalışıyor. Psikiyatriste mi gidecekmiş, nereye gidecekmiş? Eninde sonunda düzelecek elbet. Sabredeceğiz. Aman bir düzelemedi gitti. Karışma. Tamam, karışma. Efe. Paşam? Paşam ne arıyorsun? Kardeşimin çıngırağını attı. Bulamazsak üzülme. Ben sana yenisini alırım paşam. Olmaz. Bir tek onun sesini seviyor. Öyle mi? Gel beraber arayalım hadi. O yeri takılmış bak. Nerede? Düşmemiş. Ağlayınca hep onunla susluyorum ben. Bir anda gülmeye başlıyor. Kardeşin oyuncağına değil ki. Abisini gördüğünde gülmeye başlıyor. Seni görünce seviniyor oğlum. Annem beni görünce hiç sevinmiyor ama. Hep git diyor. İstemiyor beni. Hiç öyle şey olur mu paşa? Annen hiç öyle şey yapar mı? Gel bakayım sen şuraya. Annen uykusuz kalıyor geceleri. Kardeşim bebek ya daha. Gazı oluyor onun. Ağlıyor. Anneni de uyutmuyor. Sen de öyleydin bebekken. Sen de çok ağlardın. Annen ne yapardı biliyor musun sonra? Uykusuz kalınca babana bir kızardı, bir kızardı. Baban kaçacak yer arardı. Odalara saklanırdı. Geçecek hepsi paşa. Hepsi geçecek. Ne zaman eskisi gibi olacak annem, babaanne? Çok yakında. Her şey çok yakında düzelecek o. Her şey çok yakında eskisi gibi olacak babaanne. Gel bakayım sen böyle. Gel bakayım, gel. Canım.
Hoş geldin. Babam. Nasılsın bakalım ha? Nasıl benim oğlum? İyi babası. Büyüyor. Gün geçtikçe sana benziyor. Hatta güldüğünde aynı sen. Gel bakayım babana. Gel bakayım babana. Baba. Oğlum. Abba. Of. Ya Efe sen biraz kilo mu aldın ha? Bu ne ya? Sen ne kadar ağırlaşmışsın. Dur bakalım anlarız şimdi. Abba. Hadi bir de böyle. Ay. Hadi bakalım herkes sofraya. Murat masadakileri tırtıklaya tırtıklaya doyurdu karnını bugün. Yok be anneciğim abartıyorsun. Altı üstü kalite kontrol yaptım ya. Koş bakalım amcanın yanına. Koş koş koş. Gel bakalım paşam. Eline sağlık Melek abla. Şşş aslan parçası. Olay çıkarmışsın bugün okulda. Sorma amcası bizi mahcup etti. Ya sen niye mahcup oluyorsun ki? Abim anlattı Efe haklıymış. Aferin sana şampiyon korumuşsun kızım. Sen onu bir de Efe'nin hırpaladığı çocuğun annesine sor. Kadını zor ikna ettik. O da kendi çocuğuyla ilgilensin biraz. Değil mi? Bugün kız çocuğuna bunu yapan yarın karısına kızına neler yapar kim bilir. Boşuna dememişler ağaç yaşken eğilir diye. Arkadaşını koruması güzel bir şey. Ama bir dahaki sefere benim oğlum bunu dövüşmeden yapacak. Değil mi Efe? Hı hı. Aferin oğlum. Siz böyle her yaptığını onaylarsanız zor biraz. Burak uyudu mu? Evet. Murat'a mı bozuldun sen? Hı? Ya takılma şuna. Murat işte. Her zamanki gibi zevzeklik yapıyor. Sorun yok. Alıştım ben kardeşine. Size de eğlence çıkıyor. Şule. Bugün çok üzerine geldim farkındayım. İstemiyorsan doktora gitme tamam. Biliyorsun. İstemediğin hiçbir şeyi sana zorla yaptırmam. Sen mutlu ol yeter. Sen benim yanımda ol, ben başka bir şey istemiyorum. Ben ne yaşarsam yaşın bir çıkış yolu bulurum kendime. Senin için, bizim için ne gerekiyorsa yaparım. Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Baba. Yanınızda yatabilir miyim bu gece? Tabii ki yatabilirsin. Gel bakalım. Gel 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 gel. Hop gel bakalım. Tamam. Gel, gel bakalım böyle. Heh. Anne sen de gelsene. Nasıl ağırlaşmış bilmiyorum. Nasıl pisler gibi kokuyor. Uyandı mı Ali Kemal? Hı-hı. Konuştunuz mu? Evet. Uzatmasaydın daha çok. Rahmetli babaannemin bir lafı vardı.
Eşeğin aklına karpuz kabuğu sokma derdi. Rahmet istedi demek ki benden. Neyse. Uzatma artık bu konuyu daha fazla. Akça kime? Kim Akça? Ben böyle bir şeye müsaade eder miyim? Etmem. Sen ailene sahip çık kızım. Tamam mı? Sahip çık ailene. Kime? Sen oğluna sahip çık. Oğullarına sahip çık kızım. Efe'yi istemiyorum. Sevmiyorum desem de kendini zorlayacaksın diyorsun. Peki anne. Ali Kemal için buna da peki. Günaydın paşa. Melek. Buyurun hanım. Efe nerede? Odasında yok. Aa, bilmem, görmedim hiç. Yataktan kalkmış çıkmıştır dışarı o şimdi. Terlemiştir de. Söyle içeri girsin, bahçedeyse. Tamam. Efe. Efe kuzum. Efeciğim. Efe. Efeciğim. Efe. Efe'yi istemiyorum. Sevmiyorum desem de kendini zorlayacaksın diyorsun. Efe, şimdi ben sana bir soru soracağım. Sen de bana doğruyu söyleyeceksin, tamam mı? Çünkü biz birbirimize hiç yalan söylemeyiz, değil mi? Sen Akça ablanla kendin mi gittin, yoksa o mu aldı? Efe, hadi söyle oğlum, kızmayacağım. Ben gittim. Saklandım arabasına. Neden oğlum? Yani neden gittin Akça ablanla? Söyle oğlum bana. Annem beni sevmiyormuş, istemiyormuş. Annen seni çok mu üzüyor? Annen seni bir daha üzmeyecek. Ha.
Özlemiş. Söz mü? Söz. Baba sözü mü? Baba sözü. Baba sözü.